Kocaeli Tercanlar Ekspertiz'den ben Sami Tercan, herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model Mercedes E180. Arkadaş aracı İstanbul'dan alıyor ve firmaya diyor ki ben diyor Kocaeli Tercanlar'a göstereceğim. Bir şey çıkarsa aracı geri getireceğim. Aracınıza güveniyor musunuz diyor. Biz aracımıza güveniyoruz. Sözleşme yapıyorlar ve aracı satıyorlar. 4 değişen diye aracı alıyor ve ona göre fiyat veriyor arkadaşlar. Ve aracı İstanbul'dan bize getiriyorlar. Aracın heybetlerini söktük. Araç 2013 modeldi. Airbag'de herhangi bir tamir söz konusu değil. Bakın herhangi bir tamir yok. Fakat araç 2013 demiştik. Airbag'imizin tarihi 2014. Onu da göstereyim. Bakın 2014 gözüküyor. Sıfır airbag takılmış. Yani orijinal airbag takılmış. Tamiri değil. Torpidomuz da 2014. Yani hava yastığı olarak torpido da patlamış. Orijinale takılmış. Tavan tarihine bakacağım. Tamir yok ama birazdan bakacağım ve size onu da söyleyeceğim. Aracın diz airbag'i de patlamış ve orijinale takılmış, değişmiş. 2014. Bakın kapıdaki gri boyayı görüyorsunuz. Kapımız çıkma takılmış. Birazdan değişenleri size anlatacağım arkadaşlar. Gri boyayı göstermek istedim size. Aracın sol koltuk airbag'i 2014. Emniyet kemeri 2014. Sağ tarafa geçelim arkadaşlar. Sağ koltuk airbag'i, tavan airbag'i 2014. Sağ ön emniyet kemeri 2014 değişmiş. Sağ arka emniyet kemeri aynı şekilde değişmiş. Sol arka emniyet kemeri patlamış. O da 2014 değişmiş. Bazı araçlarda 4 emniyet kemeri patlıyor arkadaşlar. Mercedes, BMW, Audi, Megane'lar gibi. O yüzden emniyet kemerleri patlamış, değişmiş orijinaliyle. Şimdi araçta ne var arkadaşlar onu söyleyeyim. Ön kaputumuz çıkma gri takılmış. Sağ ön çamurluğumuz çıkma takılmış. Far panel, ön tampon, sol farımız, sol ön çamurluğumuz çıkma takılmış. Sol ön kapımız çıkma gri, demin göstermiştim. Çıkma takılmış. Sol ön kütüğü çıkma 2014 takılmış. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Kaput fişekleri patlamış. Onlar da değişmiş arkadaşlar. Aynı şekilde sağdaki de patlamış, değişmiş. Bu da bir airbag'tir. Şimdi gelelim sol kütüğe. Bakın alttan gri çıkıyor arkadaşlar. Bu kütük, yani yarım kütük konulmuş bu arabaya. Amortisör kütüğü diyeyim, yanlış algı oluşmasın. Gri. Bakın buradaki sileri görüyorsunuz. Elde yapma. Bakın. Buradan eklemişler. Ben şimdi size orijinalini göstereceğim birazdan. Bakın burada gri gözüküyor arkadaşlar. Yakınlaştırayım kamerayı. Gri bir arabadan yarım amortisör kütüğü ekleyip kaynatmışlar. Şasiyi ellememişler. Şasinin üstünden kütüğe doğru, amortisör kütüğüne doğru onarıp kaynatmışlar. Şimdi buranın sealerini göstereyim. Bakın diğer sealer nasıl, buradaki sealer nasıl. Gördünüz, burası orijinal hali. Diğer taraf elde yapma. Biraz benzemiş. Çok da kötü değil şimdi. İşçilik güzel yapılmış. Yapan ustayı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel işçilik yapmış. Ama satan kişi de bilmiyormuş bunu. Yarım göğüs sacı ile beraber, usta parçayla beraber yapan usta kaynatmış. Kaputun çıkma olduğunu görmek istek bazı arkadaşlar, göstereyim. Bakın arkadaşlar, çıkma gri. Şimdi diyeceksiniz çıkma olduğunu nereden bileyim? Alın arkadaşlar, çıkma gri. Zaten satan firma da aracı alırken kontrol ettirmiş. O da 4-4 değişen demiş ama kütüğü bilmiyorlarmış. Burada öğrendiler. Üstten şasiyi de size göstereyim. Bakın buradan, yani şasiyi ellememiş. Şasinin yanından koymuş. Bakın megesi göstereyim size. Buradan şasinin üstünden kütüğü kaynak etmiş ve sealer'la ya da megesle düzeltme yapmış arkadaşlar. Yapılan işlik gerçekten güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Ama tabii kusur bilinmiyordu. Aracı lifte kaldırdığımızda sol şasinin arka tarafını da düzeltmişler. Bakın ben size buradan göstereyim arkadaşlar. Isıyla düzeltip
beşikle geri gelmiş. Yani önden vurduğu zaman tekerden de vurmuş. Beşiği geri çekmiş. Ve şasenin arkasını bakın bu şekilde ısıyla düzeltmişler. Böyle parmağımla göstermeye çalışayım size. Buraları düzeltmişler. Traverse yani beşik de değişmiş. Aracın teker açıları da farklı. Yani sol tekerimiz geride. Sağ tekeri de göstereyim ben size. Yani sol tekerle sağ teker açısı farklıdır. Sağ ön kapımız. Sağ kapımız boyalı. Sağ kaçamamız lokaldir arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Araçtaki kusuru gördünüz. 4 değişen hediye alıyor. Araçta 12 bin lira bir hasar kaydı var. Onun haricinde hasar kaydı yok. Değişen bütün hava yastıkların hepsi orijinal takılmış. Hiçbirinde tamir, hiçbirinde direnç yok arkadaşlar. 4 emniyet kemeri de değişmiş. Bazı araçlarda 4 emniyet kemeri de patlayabiliyor. Bilgisini verdim arkadaşlar. Bazı araçlarda bu olabiliyor. Diğer videolarında söylememiştim. Bu videoyu söylemek istedim. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Sadece önler patlamıyor. Bazen arkada da patlayabiliyor. Arkadaş aracı aldığında firma ile beraber sözleşme yapmıştı. Firma aracı geri alacak ve bütün masraflarını ödeyecek ve bunun teminatını verdi. Ve aracı geri iade edecekler. O konuda bilgisini vereyim arkadaşlar. Tamamen ücretini geri alacak. Ne kadar masraf edildiyse hepsi ödenecek demiş. Ben buradan firmayı tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Yine her zamanki gibi yorumlara çok bilmiş arkadaşlar yazacak. Ya 4 değişen araçtan ne bekliyorsun? Zaten 4 değişen var. Bırak da yebekler patlasın. 4 değişen olan araçta illa yebek patlak olur. Hayır arkadaşlar, her değişen araçta yebek patlayacak diye bir olay yok. Şimdi firmada 4 değişen biliyordu. Tamam doğru 4 değişen ama firmada aracı alırken göstermiş. 2 tane kontrol yaptırmış, orada da çıkmamış. Yani şimdi firmanın da suçu yok arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık siz nasıl düşünürsünüz ama firmanın da suçu yok. Aracına güvenmese neden sözleşme yapmazdı? Aracı geri getir demezdi. O yüzden diyorum ki yani şimdi yorumlarda yazacaklar. Airbag patlamışsa ne olacak? Bu aracı çöpe mi atalım? Adam orijinali takmış. Daha ne istiyorsunuz? İşte ne bileyim o mu bu mu? Artık bu yorumlardan sıkıldım arkadaşlar. Yani o inanın ben bile bunları söylemekten sıkıldım. Bu olay o değil. Ben bu araca 4 değişenli parası ödüyorsam 4 değişen çıkacak. Hava yastığı açmışsa, şasada işlem varsa, kütükte işlem varsa fiyatı da ona göre verilir. 4 değişenliyle hava yastığı açan aracın fiyatı bir değildir. Şahsen şu araçta şu an kasko olsaydı, eğer kaskodan yapılsaydı bu araba pertti. Direkt pert damgası, ağır hasar damgası alacaktı arkadaşlar. Tabii ben de araç çöpe atılsın demiyorum, hurdaya atılsın demiyorum ama yani bilerek almak var, bilmeyerek almak var. Yani bu yorumları yapana ben sesleniyorum. O zaman madem çöpe atılsın mı diyorsunuz, gelin alın, alın bu arabayı bakalım orijinal fiyatını alıyor musunuz? Almazsınız tabii. Siz de başlarsınız. Orasında bu var, burasında bu var, şurasında bu var. Ama satarken översiniz. Bu iş hep böyledir. O yüzden ben bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi size bir duyuru yapmak istiyorum. Yakında Kayseri'de bir şubemiz açacak. Bazı arkadaşlar demiş hani şube vermiyordun. Evet ben hala şube vermiyorum. Çünkü çok isteyen, şube isteyen aşırı derece insanlar var. Benim şartım şudur. Ağır bir eğitim. Kaportacı, boyacı ve mekanikçi olmak kaydıyla. Geri kalan hiç kimseye vermiyorum. En az günde beni 20-30 kişi arıyor arkadaşlar. Şartım şudur. Öncelik kaportacı ve boyacı olması ve mekanikçi olması. Yani çekirdekten gelmesi. Bu arkadaşlar da çekirdekten gelme bir arkadaşlar. Ve biz de Kayseri'ye açtığımız zaman biz oraya oturana kadar belki bir hafta, belki bir ay, belki iki ay bilmiyorum. Orada bulmacı da arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi malum firma yine saldırmaya başlamış işte orada, burada, şurada. Arkadaşım ben köfteciye, ciğerciye, çiğ köfteciye bayilik vermiyorum. İspatını da yapacağım yakında, merak etmeyin. Ustalık belgeleri, kalfalık belgeleri, yetiştirme belgeleri hepsi var. El Kayseri'de Sami Tarjan yok ama onun yetiştirdiği bir eleman olacak. Bunun emin olabilirsiniz. Ben nasılsam onlar da öyle olacak. Verdiğimiz eğitimde arkadaşlar gerçekten başarısız olsaydı Kayseri'ye şube açmayacaktık ama verdiğimiz eğitimde bayağı arkadaşlar kendilerini ilerlettiler. Daha önce de söylemiştim. Kesinlikle vermiyorum. Önceliğimiz kaportacı, boyacı ve mekanikçi olması. Bunu belirteyim arkadaşlar. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız daha gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler diyoruz arkadaşlar.